Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Ethereum hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere Ethereum geçtiğimiz 3 gün içerisinde yaklaşık olarak %15'lik bir değer kaybına uğradı. Tam konuşmam gerekirse şu an %13.4'lük bir değer kaybına uğradı. Bu videoda sizlerle beraber Ethereum'da bir sonraki hamlede ne olacak? Ee, önemli olan di destek, direnç seviyeleri aynı zamanda hangi seviyelerde alım yapabiliriz? Hangi seviyelerde satım yapabiliriz? Yani kısacası Ethereum'la ilgili her şey hakkında konuşmak istiyorum. Eğer bu dediklerim kulağınıza hoş geliyorsa arkadaşlar sizden tek istediğim şey şey, kanala abone olup videoya like atmanız çünkü videoya like atmanız arkadaşlar e, YouTube'un başka insanlara bu videoyu önermesini sağlıyor. O yüzden şimdiden çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar bu videoda anlattığım şeyleri ek olarak Telegram grubunda da paylaştım. Telegram grubu ne diye sorarsanız da günlük yaptığım trade'leri Telegram grubumuzda paylaşıyorum. E, bu Telegram grubu tamamen ücretsiz arkadaşlar. Açıklamalardaki linklerden de bu Telegram grubuna katılabilirsiniz. Hatta burada bir şey göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. 1240 dolarda trade yaparken e, sizlere short pozisyon açacağımı duyurmuştum bu Telegram grubundan. Şu anda aslında short pozisyonum çok güzel bir karla sonuçlandı. %75'ini kapatacağım arkadaşlar bu videoda. Ee, neden %75'ini kapattım da zaten bu videoda daha detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu pozisyonu kapatmamın en önemli sebeplerinden birisi arkadaşlar bulunduğumuz seviye olan 1100 doların bir aylık destek seviyesi olması. 1100 dolarla 1130 dolar arasında değişiyor açıkçası. Ee, aynı zamanda şu an gördüğünüz gibi burada bir destek bulduk. Hacimimiz de gayet düzgün olduğu için ben bu pozisyonun %75'ini kapatmaya karar verdim. Hatta bir long pozisyon açmaya karar verdim bir sonraki seviyeye kadar. Bunun sebebi de arkadaşlar kısa bir vadede en azından bir sonraki seviyeye kadar küçük bir yükseliş yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz size bu long pozisyonumdan bahsedeyim. Long pozisyonumdan önce arkadaşlar size risk ve ödül oranlarından bahsetmek istiyorum. Bir traderın bence öğrenmesi gereken en önemli şeylerden biri kazanç ve risk oranlarını doğru dengeleyebilmek. Burada bu trade aslında çok Güzel bir dengelediğimi düşünüyorum ben. 3'e 1 oranında bir kazanma ihtimalimiz var arkadaşlar. Yani şöyle daha mantıklı söylersem. %7.76 bir kazanç oranımız var. %2.24 bir kaybetme oranımız var. Yani bu trade'i kaybederseniz %2.4 paranız gidecek. Ama kazanırsanız %7.6 kazanacaksınız. Bu da bence risk oranı 3'e 1 olması gayet güzel bir oran. Eğer bu bahsettiğim rakamlar arkadaşlar gözünüze küçük geliyorsa. Mesela bunu 10x kaldıraçla yaparsanız bu trade'i. %70 kazanç ve %20 zarar oranlarıyla karşılaşacaksınız. Yani trade'i kazanırsanız %70 kar edeceksiniz. Eğer kaybederseniz de %20 zarar edeceksiniz. Eğer 10x kaldıraçla yaparsanız. Hatta isterseniz bu long pozisyonu beraber açalım sizlerle videoda. Long pozisyonumu açarken Bitget'i kullanacağım arkadaşlar. Bitget'i e kullanmaya yeni başladım açıkçası. Daha yeni bir site zaten. O yüzden çok fazla böyle kullanıcıları yok ve yeni kullanıcı çekmek için çok güzel kampanyalar yapıyorlar. Benim kanalıma da sponsor oldular arkadaşlar. Eğer kanalımdan Aşağıdaki açıklamadaki linkten kayıt olursanız 5000 dolarlık bir bonusları var ee, Yani bu 5000 doları direkt size vermiyorlar Tabii ki ama yaptığınız trade'lerde Sürekli olarak e, yanınıza Yani ek olarak kazanç sağlıyorsunuz 5000 dolara kadar aynı zamanda da %30 komisyonlarında indirim sağlıyorsunuz Eğer benim linkimden kayıt olursanız arkadaşlar Bu arada şimdi kayıt olacak ilk 100 kişiye de 10 dolarlık Bakiye e, hediye ediyoruz bidgetle beraber o yüzden bunu bence kaçırmayın bu fırsatı arkadaşlar. Eğer Bitget'e de kayıt olursanız şimdiden çok teşekkür ederim. İsterseniz şimdi Bitget'e dönelim arkadaşlar ve hep beraber bir long pozisyon açalım. Bunu yapmak için arkadaşlar Ethereum'u seçiyoruz yukarıdan. Daha sonrasında burada kaldıraç miktarını seçiyoruz. Ben 150 dolarlık bir bütçe ayırdım arkadaşlar bu trade için. En azından bu hesabın bu kısmında 150 dolar bulunuyor. Bence yeterli bir miktar bu trade yapabilmeniz için. Daha sonrasında 25x kaldıraç kullanacağım ben ve long pozisyonumu açacağım eee likidite fiyatı liquid, liquidation price ya da likidite fiyatı nasıl Türkçeleştirildiğini bilmiyorum arkadaşlar. Ama likidite olduğunuz nokta her zaman stop lossunuzun altında kalmalı ve şu an 1075 dolar gösteriyor bana. Bu da stop lossumun daha altında bir rakam olduğu için ben bu konuda rahatım açıkçası. buradan bir gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. işlem açmam 30 saniye sürdü. Eğer siz de böyle kolay işlem açıp satmak istiyorsanız bence çok mantıklı bir site. Şey. Şimdi isterseniz tekrar Ethereum analizimize dönelim arkadaşlar ve bu fiyatların ilerisinde hangi trade'leri yapabilirsiniz hangi seviyeleri dikkat etmeniz gerekiyor bugün onlar hakkında konuşalım. Şimdi burada zaten yükselerek daralan bir formasyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu formasyonu dünkü videoda da anlatmıştım. Bu formasyonun kaçınılmaz hedefi aşağı yönlü bir kırılma ve ben aşağıdaki bu haftalık desteğe kadar bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani az önce yükseleceğiz demiştim zaten bir long pozisyon açmıştım ama yani kabaca çizmem gerekirse arkadaşlar kısa bir yükselişten sonra ben alttaki haftalık desteğe kadar bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi önümüzde bir 200 günlük hareket ortalaması direnci var. Bu direnci açıkçası ben çok güçlü olduğunu düşünüyorum ve Ethereum'un şu an bu direnci kırmaya hazır olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla da en azından orta vadede 1-2 haftalık süreçte işte Ethereum'un birazcık daha 1000 dolar civarına 900 dolar civarına tekrar gerileceğini düşünüyorum. İsterseniz şimdi birazcık daha büyütelim grafiği daha Sonraki aşamalarda ne olabilir? Bu logaritmik grafiği inceleyerek bakalım. Bu arada bu logaritmik grafiği bilmeyenleriniz için arkadaşlar Ethereum ve Bitcoin için ayrı ayrı iki tane video çektim. Ethereum'un 5 yıllık hedefi ve Bitcoin'in 5 yıllık hedefi hakkında. O videoları da Türkçe olarak benim kanalımda bulabilirsiniz. Aynı zamanda direkt Marcel'in kanalından da izlemek istiyorsanız İngilizce olarak da onun kanalında bulabilirsiniz. Benim kanalımdan izlerseniz arkadaşlar mutlu olurum. Aynı zamanda o videolarda beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Ama o videoların kısaca özetini geçmem gerekirse arkadaşlar gördüğünüz gibi logaritmik grafikte şu an altımızda henüz bir destek yok ve ben alttaki mavi desteğe kadar en, eninde sonunda ineceğimizi düşünüyorum. Bu da önemli bir yüksek düşüş demek oluyor 163 oranında ve bizi 423 dolar gibi bir hedef karşılıyor. Tabii ki bu ne zaman olur diye sorarsanız arkadaşlar bir günde olacak bir şey değil. Ben en azından 2-3 günlük 2-3 gün pardon kusura bakmayın. En azından 1-2 aylık 2-3 aylık bir süre bandında gerçekleşeceğini düşünüyorum bu düşün. Aynı zamanda şurada çizdiğim az önce beyaz desteği de gördüyseniz arkadaşlar beyaz desteğimiz 3 noktada destek rolünde olmuş, direnç rolünde olmuş o yüzden bence göz önüne bulundurabileceğimiz bir seviye. E, ve 423 dolarla çakışıyor açıkçası. O yüzden de ben bu 423 doları en azından 2-3 aylık süreçte görebileceğimizi düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar bugünkü videoyu çok uzatmak istemiyorum. O yüzden e, bir sorunuz varsa yorumlarda her zaman sorabilirsiniz. Instagram adresimden, Twitter adresimden, Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada tra trade'lerimi paylaştığım Telegram grubuna da katılmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.